Öyküs Gece devam ediyor. Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda TV 8.5'ta canlı yayındayız. Arslet'te bir mücadeleyle devam ediyoruz. Ve önce mavi köşede Alman sporcu geliyor işte. Simon Rieder. Tugay Erdoğan ve Simon Rieder karşı karşıya gelecek değerli izleyenler. Yine bir ağır siklet mücadelesiyle gecemizin son kickbox karşılaşmasını izleyeceğiz. Bakalım galibiyet kime gidecek? Merakla beklediğimiz karşılaşmalardan bir tanesi daha. Germany, Alman sporcu, 31 years old, standing 1 meter 94 tall, weighing 105 kilos. His professional record, 22 fights, 22 wins, 6 coming in the way, oh knockout. 8-time ISKA German champion, 2021 weight WKU Germany champion, 2021 WKU K1 world champion. Alman sporcu, 31 yaşında, 1.94 boyunda, 105 kilogram ağırlığında, profesyonel kickboksta 22 maç yaptı, tamamını kazandı. Tam 6 kez knockout etti rakiplerini, tam 8 kez ISKA Almanya şampiyonu, 2021 WKU Almanya şampiyonu, 2021 WKU K1 dünya şampiyonu. Dako Simon Rieder! Fighting out of the red corner, işte kırmızı köşede. 25 years old, standing 1 meter 93 tall, weighing 106 kilos. His professional record, 15 fights, 12 wins, 4 coming in the way on knockout, and 3 defeats. 2018 European champion, 2019 world A-class Muay Thai champion. Hacı Doğan yapıyor antrenörlüğünü. Doğan Spor Kulübü sporcusu, 25 yaşında, 1.93 boyunda, 106 kilogram ağırlığında, 15 maç yaptı, 12'sini kazandı. 4 kez knockout etti rakiplerini, sadece 3 kez mağlup oldu. 2018 Avrupa şampiyonu, 2019 dünya A-class Muay Thai'de şampiyon oldu. Buğra Tugay Erdoğan! Karşılaşmanın ring hakemi Sayın Şahin Koçak. Karşılaşmayı Şahin Koçak yönetecek değerli izleyenler. Artı 91 kiloda bir ağır siklet mücadelesiyle daha kickbox bölümümüzü artık yavaş yavaş kapatacağız. Vendetta Fight Night heyecanı tüm hızıyla bu maçın ardından MMA karşılaşmalarıyla devam edecek. Simon Rieder mavi köşede 105 kilo ağırlığında. Burak Tugay Erdoğan var karşısında 106 kilogram ağırlığında. İki gerçek ağır siklet karşı karşıya. İki muhteşem fizikli sporcu karşı karşıya. Bakalım bu müsabakada galibiyet kime gidecek? Ağır siklet maçlarında aslında her zaman knockout oranı yüksektir bildiğiniz gibi diğer sikletlere göre ama hem Simon Rieder hem de Burak Tugay Erdoğan maçlarda sakin kalmayı, güçlerini harcamamayı bilen üst düzey sporcular. Bakalım şimdi performansları nasıl olacak? Mücadelemiz başladı. Mavi köşe beyaz eldivenlerle Simon Rieder, kırmızı köşe siyah eldivenlerle Burak Tugay Erdoğan karşımızda. Simon Rieder üstüne gidiyor Burak'ın. Bir diz isabeti de bulmayı başardı.
Buğra şimdi güzel bir sağ bulmayı başardı. Simon Rydell'dan bir low kick. Biraz şimdi burada Buğra Tugay Erdoğan'ın fırtınasını indirmeye çalışıyor Simon Rydell. Bunu söylemek mümkün. Buğra Tugay Erdoğan maça daha hızlı giren taraf oldu. Harika bir sağ isabeti. Ardından uppercut da geldi. Kafes kurtarıyor burada Simon Rydell'ı. Hakem Şahin Koçak süreyi durdurdu. Buğra'yı köşeye gönderdi. Burada bakalım karar ne olacak? Evet, saymada kendimizle devam ediyoruz. Kaldığımız noktadan değerli izleyenler. Bir kez daha süre durduruluyor. Hakem Şahin Koçan uyarıları var. Diz atarken özellikle sporcuların rakiplerini boynundan çekmemesi gerektiği konusunda iki tarafa da uyarılar gitti. Buğra'dan güzel bir sağ kontrası. Sol direk isabetli. Buğra Tugay Erdoğan şu ana kadar boksuyla çok iyi bir iş çıkarmayı başardı. Bir sağ daha geldi. Simon Rydell sarsıldı. Buğra Tugay Erdoğan rakibin üstüne gidiyor. Hakem Şahin Koçak araya girdi ve sayıyor. Araya girdi ve sayıyor. İlk knockdown ilk roundda geldi. Simon Rydell devam ediyor karşılaşmaya ama Buğra Tugay Erdoğan rakibinin bir kez daha üstüne gitti. Üst üste kroşe isabetleri. İlk rounddan mücadeleyi bitirmek istiyor. Buğra Tugay Erdoğan kroşeler geldi. Sağ isabetli bir sağ daha geliyor Buğra Tugay Erdoğan'dan. Ve hakem bir kez daha sayacak. Hakem bir kez daha sayacak. Rydell devam edebilecek gibi gözüküyor karşılaşmaya. Ama ikinci kez knockdown oldu. Bakalım roundun son artık 35 saniyesinde Buğra knockout'a doğru gidebilecek mi? Biraz daha boğuşmaya başladı Alman sporcu. Bizler karşılıklı birden fazla gelince hakem araya girdi hemen. Ve süreyi durdurdu Şahin Koçak. Sporculara uyarıları devam ediyor. Buğra Tugay Erdoğan yine kroşeler geldi üst üste. Rakibi biraz vücuda doğru isabet bulmaya başlamıştı ama çeneye, elmacık kemiğine, kulağa doğru kroşeler sağlar özellikle çok etkili. Buğra Tugay Erdoğan cephesinde ve Şahin Koçak karşılaşmayı bitiriyor. İlk roundda Buğra Tugay Erdoğan öyle bir üstünlük kurdu ki teknik nakavtla karşılaşmayı kazandı. Üst düzey bir performans geliyor Buğra Tugay Erdoğan'dan. Simon Rydell hala tam anlamıyla kendine gelmiş değil. Buğra da galibiyetini kutluyor. Antrenörü Hacı Doğan zaten hemen yanına geldi. Hacı Doğan da yine hemen galibiyetin sevincini sporcusuyla paylaştı. Ve işte karşılaşmanın sonundan görüntüler ekranlarımıza yansıyacak. Gerçi başıyla sonu bir oldu diyebiliriz. İlk raundun sonunu göremedi Simon Rydell değerli izleyenler. İşte burada ne kadar sarsıldığını görüyorsunuz kendisinin. Üçüncü knockdown gelince de zaten Şahin Koçak mücadeleyi durdurdu. İşte Buğra Tugay Erdoğan'ın da yakınları ekranlarımıza yansıyor. Maç heyecanını nasıl yaşadıklarını görüyorsunuz. Üstünde çok iyi gitti rakibinin. Kroşeleriyle çok net isabetler bulmayı başardı Buğra Tugay Erdoğan ve hakikaten bu kadar heyecanlanmayı da doğrulayacak bir galibiyet aldı. İşte çok net isabetler buldu Simon Rydell'a karşı. Maçın başında gaza bastı. Bir daha o ayağını gazdan çekmedi. Frene basmadı. Buğra Tugay Erdoğan galibiyete ulaştı. 13. galibiyeti, 5. nakavtı kariyerindeki. Şimdi tabii ki sonucun resmileşmesini bekliyoruz değerli izleyenler. Simon Rydell da kendine geldi biraz. Kafesin ortasında gelme şansını buldu. Hakem Şahin Koçak'ın yanında ve mikrofon Mustafa Özben'de. Buğra Tugay Erdoğan.
Buğra Tugay Erdoğan kazanıyor karşılaşmayı değerli izleyenler. İlk roundun sonunu görmedik, nakavtla galibiyete ulaştı. Timon Rydell'ın da profesyonel kariyerindeki ilk mağlubiyeti oldu bu. 22 maçta 22 galibiyetle buraya gelmişti Timon Rydell. Nakavtla mağlup oluyor Buğra Tugay Erdoğan. Rakibine ilk mağlubiyeti tattırdı. 25 yaşında da Buğra, hatırlatalım. Çok geleceği de parlak aylak. Şu ana kadar da gayet iyi bir kariyeri var kendisinin. Hacı Doğan'ın sporcusu galibiyete ulaşmayı başardı bu pozisyonda. İşte Bülent Sağlam da hemen yanında Buğra Tugay Erdoğan'ın, değerli izleyenler. Maç sonrası bu galibiyeti ölümsüzleştirmek için de hatıra fotoğrafları çekiliyor. Buğra Tugay Erdoğan galibiyete ulaştı. Şimdi kafesin diğer kapısından gitmesi gerekiyor kendisinin. Çünkü onu röportaj alanımıza alacağız. Bu galibiyetin ardından, bu performansın ardından kendisinin sıcağı sıcağına görüşlerini de dinleme şansına sahip olacağız değerli izleyenler. İşte Buğra Tugay Erdoğan. Knockout galibiyetinin ardından Bengisu Taş'ın yanında bakalım neler söyleyecek. Değerli spor severler, gecenin en heyecanlı maçlarından birini izledik. Kazanan taraf kırmızı köşede Türk sporcu Buğra oldu. Buğra, tebrikler, neler hissediyorsun? Bu benim 2 yıl aradan sonraki ilk müsabakam oldu. Çok iyi hazırlandık. Rakibi çok iyi analiz ettik. Ve aslında şöyle söyleyeyim ya. Maçtan önce aşırı heyecanlıydım. Aşırı heyecanlıydım ama ringe çıkınca anladım ki, daha doğrusu kafese, bu heyecanı çok özlemişim. Sevdiğimiz işi yapıyoruz, ne mutlu. Türkiye'de bu organizasyonlar her geçen gün gelişiyor. Ve onlar geliştikçe biz de gelişiyoruz. Çok daha önemli gecelerde çok daha önemli rakiplerle maç yapacağız. Buradan beni izleyen herkese selam gönderiyorum. Teşekkürler, tebrikler tekrar. Evet, Bengisu Taş'a çok teşekkürler değerli izleyenler. Buğra güzel bir galibiyet aldı. Karşılaşmanın ardından da ringleri, kafesi burada ne kadar özlediğinden bahsetti. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından ama MMA maçlarımız başlıyor. MMA bölümümüzün startını da Sabriye Şengül'ün karşılaşmasıyla vereceğiz. Ardından Yunus Emre Şahbaz ve Kaan Kazgan gibi isimler de ringde olacaklar, kafeste olacaklar, oktagonda olacaklar. Hiçbir yere ayrılmayın. Birazdan Vendetta heyecanı TV 8.5 ekranlarında devam edecek.